bir şey YSK takvim belirledi ve 17'si dedi ki E-Devlet üzerinden, bakın E-Devlet üzerinden depremzedeler yeni adreslerini bildirebilirler. Bunu yapamazlarsa, ki bunu yapmaları çok zor, onu da anlatayım. Nüfus müdürlüklerine gidecekler ve o gün diyecekler ki benim nüfusumu, işte ben Hatay'ın şu mahallesinde oturuyordum, bundan sonra Ankara'dayım, İzmir'deyim, Mersin'deyim, nereye gitmişse onu bildirecek. Böylece seçmen olabiliyor. Bu süre 17'si akşamı doldu. 17 akşamı 23.55'ten itibaren E-Devlet bu başvuruları kabul etmiyor. Bakın bu ülkede daha milletvekili adayları belli değil. Cumhurbaşkanı adayları kesinleşmedi. Ama ne yazık ki seçmenlere diyorlar ki ya sen adres değişikliği yaptın, yapmadan oy vermeyeceksin. Şimdi bu 5 milyon rakamını ben bulup çıkarmadım. Benim elimde öyle veri yok. İktidara yakın olanlar, iktidar mensupları dediler ki 11 şehirden 5 milyona yakın insan gitti. Şimdi bu 5 milyon kişi yer değiştirmişse, bırakın İstanbul Ankara'ya gitmesini, diyelim ki Adıyaman'da yaşıyor, Adıyaman'ın köyüne gitmişse, başka bir ilçeye gitmişse, o insanlar nasıl yeni adresine kavuşuyor yapacaklar, nasıl seçmen olacaklar? E-Devlet üzerinden. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce, binlerce kişi yurtlara yerleştirildi. Kimin evinde bilgisayar var? Nereden interneti bulacak? E-Devlet'e girecek, şifresiyle girecek ve yer değiştirecek. Şimdi depremden yeni çıkmış bir insanın bunları düşünmesi, bunları akıl etmesi mümkün mü? Şunu da söyleyeyim. Bakın bizim muhalefet partileri bile bu konuda insanları uyarmadı. Ben uyardıklarını görmedim. Belki kaçırmış olabilirim. Ama ben bu konuda iki yazı yazdım. Hiç kimseden de ses gelmedi. Herkes razı gibi oldu. Bakın çok büyük bir seçmen. Erdoğan dedi ki niye 18 Haziran'da seçim yapmıyoruz? Haç dönemi dedi. Evet. 80 bin kişi hacca gidiyor. 80 bin. 80 bin kişi için bir ay seçimi erken aldı. Efendim yaz tatili başlıyormuş da insanlar yaz tatiline çıkarmış diyor. Geçen 2018'de de 24 Haziran'daydı seçim. O zaman yaz dönemi değil miydi? Bakın 2018 seçimini de hatırlarsanız. Önce Bahçeli çıktı erken seçimi Ağustos'a alalım dedi. Sonra Erdoğan çıktı hayır dedi. Şeye çekelim 24 Haziran'a çekelim dedi. Orada iki amaç vardı. Hem seçimi sıkıştırmak 56 gün gibi sürede, hem de İYİ Parti'ye seçimi sokmamak vardı. Şimdiki amacım ben depremzedeler olduğunu, birinci derecede olduğunu düşünmüyorum. Ama o da bunu bu paketin içine girdi. Ve bakın oradan ayrılan evi, evet, barkı, mahallesi, komşusu ölen, şehri ortadan kaldıran binlerce kişi bir tepki oyu doğacaktır. Hep fırsat bu fırsat dediler. Tepki oylarını da vermemesi için bence ilk yaptıkları YSK'nın ilk kararı bu depremzedelerin seçim tarihini değiştirmek oldu. Yani o kadar süreyi kısalttılar, evet, ki ilan ettiler. 3 gün, peki, içinde yaptın. Yapamadın seçmen olamasın dediler. Bence bu çok üzerinde durulması gereken bir konu. Depremzedeler, onların oy güvenliği derken yönetmenim hemen kulağıma son bilgiyi verdi. Maraş gerçekten bölge beşik gibi sallanıyor. 5.3, 4 derken saat 13.04'te 4.2 büyüklüğünde bir yeni sarsıntı daha oldu. Herkes dikkatli olsun, aman diyelim. Ve hemen CHP Genel Başkan Yardımcısına, seçim işlerinin uzmanına Seyit Orun Bey'e dönelim. Seyit Bey, tehlikenin farkında mısınız? Evet, kesinlikle farkındayız. Tabii bu olağanüstü bir süreç. Birçok vatandaşımız haliyle deprem bölgesinden ayrıldı. Kimi bir akrabasının yanına, kimi işte yurtlara, otellere, belli barınma alanlarına yerleşti. Haliyle bölgeden uzaklaştı. Tabii rakamla ilgili çok değişik bilgiler var ama Erdoğan dün yaptığı açıklamada deprem bölgesinden yaklaşık 3 milyonu aşkın vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Fuat Oktay da zaten 18 Mart'ta yaptığı açıklamada 345 bin vatandaşın ikamet değişikliği yaptığını ifade etmişti. Ama rakam ne olursa olsun belli sayıdaki vatandaşımız, depremzedemiz
kendi seçim bölgesinden, kendi memleketinden ayrıldı. Farklı bölgelere gitti. Bir kısmı önümüzdeki süreçte dönecek bunların. İnanıyorum belli koşullar değiştikten sonra dönecek ama görülüyor ki önemli bir kısmı şu anda yerleştiği bölgede kalacak. Bir kısmı bu 17 Mart'a kadar E-Devlet üzerinden seçmen kayıtlarını kendi seçim bölgesine aldı. Ama alamayan çok ciddi sayıda vatandaşlarımız var. Bunların da şu anda tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitleri de yapıp kendilerini seçim bölgelerinin nakliyle ilgili de ayrıca bir çalışma yapacağız. Bu duyuruları biz gerek basın yayın organları aracılığıyla da yaptık. Belediye başkanlarımız yaptı. İki büyükşehir belediye başkanımız da yaptı. Bir şekilde onların iradelerini, depremzedelerin, vatandaşlarımızın iradelerini ortaya koyabilmeleri için de kendi seçim bölgelerinde oy kullanmaları için de her desteği ve katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Peki, ikinci sorulara geçelim. Yeniden söz Mehmet Tezkan'da olsun. Şimdi dün haber merkezinde İbrahim Kahveci Bey ile konuşurken Ayşenur Hanım, ben, İbrahim Bey, yani Alanya'dan gelen depremzede ailenin mesajını aktarmıştı bize. Siz de Halk TV ekranından meseleyi gündemleştirmiştiniz. Ben geçici ikametgahımı Alanya'ya alacağım, burada oy kullanacağım, depremzedeyim diyen 10 oyu olan 3 aileye nüfus müdürlüğünden eğer bu işlemi yaparsanız depremle ilgili hasar, kayıplar konusundaki tazminat haklarınızı kaybedersiniz dendiği öne sürülüyor. Tezkan, bu konuyu biraz açar mısınız? Şimdi bu konu, şunu bir kabul etmeliyiz ki bürokrasinin tamamı diyeceğim neredeyse büyük bir bölümü AK Parti'nin elinde. Bu 20 yıllık bir süreçte normal bir şeydir. Bütün kadrolar yerleştirildi. Oraya gelenlerin de tekrar nüfus şeylerini geçirmemesi için, yapmamaları için, yani yasal süre içerisinde oldukları yerden Antalya'ya, Alanya'ya ikametgahlarını nakletmemeleri için türlü zorluklar çıkartıldığı ortada. Ben bu noktada Seyit Bey'in görüşüne katılmıyorum. Şundan katılmıyorum. Binlerce, şimdi bakın, Hatay'da insanın mahallesi yok olmuş. Acıları daha dinmemiş. Kendi evi hasarlı olsa, hafif hasarlı olsa, olmasa bile tekrar mahallesine bir seçim, bir oy almak için belediyeler ne kadar imkan sağlasa sağlasın. İzmir'den kalkacak, otobüse binecek, Hatay'a gidecek. O manzarayı bir daha görecek. Daha onun travmasını atlatamamış bir vaziyette. Sadece oy kullanmak için ben insanların akın akın deprem bölgelerine gideceğini zannetmiyorum. Bakın hala kaçışlar oluyor. Hala terk edişler oluyor. Bugün işte 3 depremi üst üste yaşadık. İnsanlar gece uyuyamaz hale geldiklerini söylüyorlar ve orada pek yaşamak, kalmak dahi istemiyorlar. Şimdi bu kaçışın uzun süre, ben Eylül-Ekim'den önce tekrar geri dönüşlerin başlanacağını düşünmüyorum. Ve verdikleri sayılar da birbirini tutmuyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı 340 bin kişi değişti dedi. Ama daha önce 5 milyon demişti. Kişi terk etti. Cumhurbaşkanı 3,5 milyon dedi. Diyelim ki 5 yıl, ya 2 milyon kişi bile oy veremezse, oyunu kullanamazsa, ya gidemem kendime, çocuğu şey öldü, akrabalarım öldü, kendi mahallemin yıkık halini görmek istemiyorum diye gitmeyecek milyonlar olacaktır. Ben bundan bahsediyorum. Şu yapılabilir de, YSK'ya baskı yapılabilir de, bu süre 17 Aralık'ta bitirmezdi. 17 Mart'ta da 27 Mart'ta biterdi. Muhalefet partileri büyük bir kampanya yapardı. Bu durumda olanların gider kendileri ekipler yollardı. E-Devlet üzerinden kayıtlarını almasına sağlanabilirdi. Şimdi elimizde bir tek şey kaldı ondan o kullanması için. Onları otobüse koyup Adıyaman'a, Maraş'a, Antep'e, Hatay'a götürmek kaldı. Onların da buna evet diyeceklerini pek zannetmiyorum. Böyle bir lojistik de çok zor bir lojistik olsa gerek. Seyit Bey, Mehmet Tezkan'dan sözü devralayım ama somutlaştırarak. Ben bir depremzedeyim. Antakya'da evim yıkıldı. Ailem hayatta. Ben İzmir'e, İstanbul'a akrabalarımın yanına geldim. Şimdi geçici ikametimi taşımam gerekiyor. Taşırsam
bulunduğum şehirde oy kullanabilir miyim? Kullanacağımı biliyorum ama zamanı geçirdiysem ne yapacağım? İki, gerçekten depremle ilgili devletin sağlayacağı maddi imkanları geçici ikametle yerimi değiştirdiğimde